tekrar edelim sevgili seyirciler sizlere. Reyhanlı saldırısının işte ekranda görüyorsunuz görüntüsünü, Anadolu Ajansı'nın geçtiği görüntüler bunlar. Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik Suriyeli askiyeden Türkiye'ye getirildi. Ne zaman olmuştu Reyhanlı'daki bombalı saldırılar? 2013 yılında 11 Mayıs 2013'te Hatay Reyhanlı'da düzenlenen iki ayrı bombalı saldırıyla 5'i çocuk 53 kişi hayatını kaybetti. 150'ye yakın kişi yaralandı. Büyük bir acı yaşandı Reyhanlı'da. Firari sanıkları vardı olayın, saldırının. Ama planlayıcısı olarak Yusuf Nazik aranıyordu. Ön soruşturmada da suçunu itiraf etti. Yani Reyhanlı saldırısını planladığını itiraf etti Yusuf Nazik. Ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın operasyonuyla Suriye Lafkiye'den de Türkiye'ye getirildi. İşte teröristin Türk bayrağının hemen önünde Anadolu Ajansı tarafından çekilmiş görüntüleri de böyle. Erdiye'den olma Yusuf Nazim. 11 Mayıs 2013 Reyhanlı patlamasının eylemini belli arkadaşlarım yaptık. Suriye ve Suriye istihbaratı emretti ve Suriye istihbaratında görevli olan Emnel Askeri'de Hacı Kod adlı Muhammed emretti ve Türkiye devletinden kaçamadım, pişmanım. Beni Suriye'den yakalayıp getirdiler. Ve Suriye'deki arkadaşlarıma sesleniyorum. Yol yapınken dönün. Türk devleti bize sahip çıkar, kendi devletimiz bize sahip çıkar. Ve Suriye devletine sesleniyorum. Türkiye devleti çok büyüktür. Bunun hesabını elbet sizden soracak. Evet, açıklamalarını dinledik. Arkadaşlarım ve ben yaptım dedi. Türkiye beni Suriye'den buraya getirdi dedi yaptığı açıklamada. Suriye'deki arkadaşlarıma sesleniyorum. Siz de bir an önce Türkiye'ye gelin, yol yakınken bu yoldan dönün dedi ve Suriye devletine sesleniyorum. Türkiye devleti çok büyüktür ve bunun hesabını size de sorar dedi. Suriye'ye kaçtığım için pişmanım dedi ve itiraf etti. Reyhanlı'da 53 masum vatandaşın hayatını kaybetti. 5'i çocuk. İnsanların ne yazık ki hayatını kaybettiği iki bombalı saldırının planlayıcısı olduğunu bu şekilde itiraf etti ve MİT'in operasyonuyla Türkiye'ye getirildi. Şimdi Ankara'da Fevzi Çakır karşımda. Elinde bu konuyla ilgili bilgiler neler, açıklamalar neler? Fevzi, dinleyelim senden. Evet, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2003 yılında iki ayrı patlama meydana gelmişti ve bu patlamalarda maalesef 53 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Saldırının ardından aslında çok sayıda operasyon gerçekleştirdi ve olayın faillerine dönük yakalanması için birçok çalışma gerçekleştirdi. Ancak soruşturmada olayda rol alan isimler yakalansa da ve bu davaya dönüşse de, dava Ankara'da görülüyor şu an Reyhanlı patlamasına ilişkin, ancak saldırının ana organizatörleri bugüne kadar yakalanmamıştı. İşte MİT bugün çok önemli bir operasyonun haberini duyurdu. Suriye'nin Lafkiye kentinde bir nokta operasyon gerçekleştirildi MİT tarafından ve saldırının planlayıcısı aynı zamanda organizatörü olan Yusuf Nazik isimli terörist Suriye'nin Lafkiye kentinde yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Bu çok önemli bir operasyondu. MİT'in yurt dışı operasyon kapasitesinin daha önce FETÖ'cü bazı isimlerin getirmesinde görmüştük. Bunda da yine aynı şekilde MİT operasyonel gücünü yurt dışında gösterdi ve Suriye'nin Lafkiye kentinden 53 vatandaşımızın hayatını kaybettiği terör saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik'i Türkiye'ye getirdi. Yusuf Nazik burada soruşturma makamlarınca da soruşturuldu ve savcılıkta verdiği, güvenlik birimlerine verdiği ifade suçlarını da kabul etti. Bunu da biraz önce kendi beyanlarıyla da gördük. Görüntülü olarak da ifade etti. Nazik'in ön sorgusunda da hemen bahsedelim. Suriye istihbarat birimlerinden aldığı talimatla Türkiye'de eylem arayışına girerek alternatif eylem yerlerine yönelik keşif çalışması yaptığını söyledi. Patlayıcıların Suriye'den Türkiye'ye intikalini sağladığını itiraf etti. İki transit tipi araç temin ederek patlayıcı araçlarla Reyhanlı ilçesine geldiğini ve burada eylemi gerçekleştirdiğini itiraf etti. Ayrıca Nazik Reyhanlı patlamasına rol aldığını bilinen Suriye Mukavemet Lideri Mihraç Ural hakkında da detaylı bilgiler paylaştı. Eylemi dediğimiz gibi gerçekleştirdiğini itiraf etti. Bu süreçten sonra
Yusuf Nazim verdiği bilgiler doğrultusunda Reyhanlı patlamasının, Reyhanlı saldırısının derinlemesine bir araştırması yapılacak ve saldırı tüm yönleriyle aydınlatılacak diyebiliriz. Fevzi Çakır, çok teşekkürler. Biraz önce o Türk bayrağının önündeki konuşmasından bir bölümü dinledik. Baştan bir kez daha dinleyelim sevgili seyirciler o bölümleri. Ben 10.09.1984 Antakya doğumluyum. Mehmet'ten hediyeden olma Yusuf Nazim. 11 Mayıs 2013 Reyhanlı patlamasının eylemini benle arkadaşlarım yaptık. Suriye istihbaratı emretti ve Suriye istihbaratında görevli olan Emnel Askeri'de Hacı Kod adlı Muhammed emretti ve Türkiye devletinden kaçamadım, pişmanım, beni Suriye'den yakalayıp getirdiler ve Suriye'deki arkadaşlarıma sesleniyorum. Yol yapınken dönün, Türk devleti bize sahip çıkar, kendi devletimiz bize sahip çıkar ve Suriye devletine sesleniyorum. Türkiye devleti çok büyüktür. Bunun hesabını elbet sizden soracak. Evet, terörist Yusuf Nazi'nin soruşturmasının ardından kendi sesinden olayı anlatışı böyle. Antakya doğumlu olduğunu söyledi ve o korkunç saldırıyı ben ve arkadaşlarım planladık dedi. Ne yapılmıştı o saldırıda? Türkiye tarihinin en büyük, en kanlı, en üzücü terör saldırılarından biriydi Hatay Reyhanlı'daki bu terör saldırısı. Bu saldırıda 53 kişi hayatını kaybetti. Bombalı iki araç Hatay Reyhanlı merkezde patlatılmıştı. İşte yarattığı tahribatı görüyorsunuz, yarattığı yıkımı görüyorsunuz. 146 kişi yaralandı ve ne yazık ki aralarında 5 çocuğun da olduğu 53 kişi de orada hayatını kaybetti bu saldırılarda. Ve soruşturmada ortaya çıkan bilgilere göre de bu araçlara patlayıcıların Suriye'den intikalinin sağlandığı da yine Yusuf Nazi'nin verdiği ifadede tekrar teyit edildi. Bu konuda da bilgiler yine soruşturma sürecinde gündeme gelmişti. Sizler de o günlere giderseniz hatırlayacaksınız ve o acılar yaşandı ardından Türkiye'de. Soruşturma davası bu patlamanın, terör saldırısının devam ediyor. Diyordu. Firari sanıklar vardı, firari şüpheliler vardı ve Yusuf Nazik de Suriye'ye kaçmıştı. Ve buradaki az önce yaptığı açıklamaya göre hala Suriye'de olaya karışanlar, sanıklar orada bulunuyorlar. Dedi ki yol yakınken siz de dönün, Türkiye devleti büyüktür, siz de dönün, ben burada Suriye'de yakalandım, kaçamadım ve buraya getirildim ve pişmanım dedi yaptığı açıklamasında. Suriye devletine de sesleniyorum. Türkiye devleti çok büyüktür ve bunun hesabını da size soracaktır şeklinde konuştu. Türk bayrağının önünde Anadolu Ajansı tarafından kaydedilen bu görüntülerde. Ne yazık ki pek çok terör saldırısı yaşadık, atlattık. Reyhanlı'daki saldırı da onlardan biriydi. Suriye'nin yanı başında Hatay Reyhanlı'da bu olay yaşanmıştı. 2013 yılında 11 Mayıs 2013'te Reyhanlı böyle sarsılmıştı. Kalabalığın ortasında içlerine bomba yerleştirilmiş araçlar patlatılmıştı. Ve bu olayın ardından 5 yıl geçtikten sonra da planlayıcı olan terörist Yusuf Nazik Suriye'den MIT'in operasyonuyla getirildi ve bu planlayıcı olduğunu, suçunu da soruşturmada itiraf etti. Şimdi Suriye'ye, İdlib'e bir dönelim. Orada Çetin Erçetin İdlib'deki sıcak gelişmeleri takip ediyor ve sıkça bağlanıyoruz Çetin Erçetin'e. Bu sıcak gelişme çok önemli elbette. Çetin Er 5 yıl ardından bu kanlı saldırının planlayıcısı yakalandı ve artık Türkiye'de. Sanıyorum senin elinde bununla ilgili başka bilgiler de var. Hemen sana kulak verelim. Serap, tam 5 yıl önce 2013 yılının tam böyle en fazla Suriye meselesinin tartışıldığı dönemdi. Ve o dönemde patlayan o bombalar Türkiye'de gerçekten ciddi bir infial yaratmıştı. Ciddi tartışmalar, güvenlik kaygıları ile ilgili çok önemli tartışmalar da beraberinde gelmişti Türkiye'de. Tabii Mihraç Ural ve Yusuf Nazik
İki isim de çok önemliydi. Milli İstihbarat Teşkilatı her iki ismi de yakından takip ediyordu. Özellikle Miraç Ural'la ilgili daha önce iki kez suikast girişimi hazırlığı yapılmıştı. Biri her ikisinden de canlı olarak kurtulmuştu ama her ikisinden de ağır yaralı olarak kurtulabilmişti. Tabii Yusuf Nazik meselesi ise çok farklı bir boyutta. Çünkü Yusuf Nazik aynı zamanda bu süreci, yani Türkiye'deki bu bombalama eylemlerinin de aslında istihbarat alt çalışmalarını da yapıyordu. Yani doğrudan Suriye istihbaratıyla çalışan ve Antakya bölgesinde, Hatay bölgesinde, Reyhanlı bölgesinde aslında bundan sonra olabilecek olaylara da zemin hazırlamak üzere istihbarat çalışmaları yapıyordu. Tabii şunu belirtelim, hemen operasyon detaylarına biraz girmek gerekiyor. Pazar günü operasyona start verildi. Pazar günü için aslında öğlen saatlerinde hazırlıklar tamamlandı. Çünkü bahsedilen bölge, yani Laskiye bölgesi, Türkiye sınırına Serap tam 90 kilometre. 90 kilometre ve rejimin elinde bir bölge. Kaldı ki burada Rus istihbaratı var, İran'a bağlı paramiliter güçler var ve bölge neredeyse en korunaklı, Şam'dan daha iyi korunan bir bölge olarak biliniyor. Hatta şöyle belirtelim, Beşar Esad'ın memleketi Laskiye ve en fazla güvendikleri, kendi kaleleri olarak gördüğü bir yer burası. Ve operasyonun gerçekleştiği yer Türkiye sınırından 90 kilometre derinlikte ve Laskiye kentinde gerçekleşmiş oldu. Şunu belirteyim hemen, bu operasyonla ilgili çalışmalar aslında ta 3 aydan bu yana çok sıkı bir takip vardı. Gerçi Yusuf Nazik'le ilgili Türkiye'deki bütün iletişim hatları, bütün network'ü çözülmüştü. Kimlerle irtibatta olduğu, hangi akrabalarıyla hangi görüşmeleri yaptı, ama son 3 ayda aslında artık çember iyice daralmıştı. Ve pazar günü operasyon için start verildi. İlk birimler farklı iki noktadan Laskiye'ye giriş yaptı. Ardından da pazartesi günü saat 14 sularında tam da aslında dikkat edilmesi gereken bir nokta. Yusuf Nazik Suriye istihbaratı tarafından kendisine verilen bir kimlik ve korumaları da etkisiz hale getirilir. Çünkü alındığı sırada 3 tane korumasında olduğu ve onlar bertaraf edildikten sonra Yusuf Nazik'in 24 saat içerisinde şehirden çıkartıldı. Yani çok hızlı bir şekilde değil, belli bölgelerden alınarak İdlib bölgesine getirildi ve buradan da Reyhanlı'dan tam da işte o bombaların patladığı yerden Türkiye'ye dün akşam saatlerinde sokuldu. Tabii şunu belirtelim, bu operasyonla ilgili Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bölgedeki network'ü, bölgedeki işleyişi ve şunu unutmayalım, daha önce biliyorsunuz FETÖ ile ilgili Balkanlar'da, dünyanın farklı ülkelerinde operasyonlar gerçekleştirmişti. Ama ilk kez rejimin kontrolünde, hatta rejimin kalesi konumundaki Laskiye'de bir operasyon gerçekleşmiş oldu. Yani 90 kilometre derinlikte ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın tamamen kendi yetenek, kapasite ve bölgedeki alandaki gücüyle beraber hareket edilerek yapılmış bir operasyon. Ve Yusuf Nazik'in çok uzun bir zamandır bölgede yine bir telefon etkileşimi içerisinde olduğu, bölgedeki bazı kanallarla bölgeden istihbarat toplamaya çalışması, hareketinin yakın takibi alınmış olması bu operasyonda çok önemli bir başarı sağlamış oldu. İlk kez bu anlamda rejimin tam da kalbinden bir terörist alınarak Türkiye'ye getirilmiş oldu. Çetin, çok teşekkür.